Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bir yılbaşı beresi yapımını göstermek istiyorum. Bunun için gerekli olan yünlerimiz beyaz ve kırmızı. Beyaz yünüm Yarnart'ın Samba yünü, şu tüylü yünlerden. Kırmızı yünüm de Olivi'nin Kristal yönünde. Çok basit bir bere. 90 ilmekle başladım beyaz yönümden. 14 sıra 3 ters 3 düz olacak şekilde ördüm. Yukarıya kırmızıyla devam ettim. 40 sıra da kırmızı yönümden 3 ters 3 düz olarak ördüm. Toplamda buraya kadar 54 sıramız var. 14 sıra beyaz ve 40 sıra kırmızı yünümüzle örülmüş bölümümüz var. Şimdi üst bölümlerde kesme işlemi yaptıktan sonra tekrar beyaz bölüm yapacağız ve beremizi dikeceğiz. Beremizin ön yüzünde kesme yapacağız. Şimdi arka yüzündeyim. Bir sıra daha 3 düz, 3 ters şeklinde örüyorum. Şimdi ön yüzünde örgümün bu ters ilmeklerimde kesme işlemi yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeği birlikte keserek aldım. Düzlerimi 3 düz aynı şekilde örüyorum. Terslere geldim. İlkini ördüm. 2 ve 3'ü birlikte kestim. Yine 3 düzümü örüyorum. Bakın. İkişer ters kaldı. İlkini ördüm. 2 ve 3'ü birlikte kestim. İlk tersimi ördüm. 2 ve 3'ü birlikte kestim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Ters ilmeklerimden birer tane keserek düzlerimi düz olarak devam ediyorum. Arka yüzünde kesme işlemi yapmayacağım. Örüyorum. Şimdi düzler arka yüzünde ters olduğu için arka yüzde 3 ters 2 düz şeklinde kaldı. Düzü düz örüyorum. Tersi ters şeklinde örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Ön yüzümüze bakıyoruz. İlmeklerimize ön yüzde. 2 ters, 3'er düz var. Amacımız aradaki ters ilmekleri 1'e düşürmek. Yani düz ilmeklerimizi 3 olarak devam ettirmek. Sonra da düz ilmeklerde kesme yapacağız. Şimdi ters ilmeklerimizi bu sırada yine ikişer ters ilmeği birlikte örerek 1'ere düşürdük. 1 ters ilmeğim oldu. 3 düzümüzü aynı şekilde devam. 2 ters ilmeğimi birlikte kestim. Teke çevirdim. Yine 3 düz ilmeğimi ördüm. 2 ters ilmeğimi birlikte aldım. 3 düz ilmeğimi ördüm. Yani artık bu sıramda 1 ters 3 düz, 1 ters 3 düz şeklinde devam ediyor.
İki ters ilmeğimi birlikte örerek kestim. Üç düz ilmeğimi aynı şekilde ördüm. Sıra sonuna geldik. Şimdi arka yüzünde tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Yine kesme yapmıyoruz arka yüzünde. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüze geldik. Şimdi yine kesme yapacağız. Artık ters ilmeklerimiz tek kaldığı için arada onları da kesme yapmıyoruz. Şimdi üçer düz ilmeğimizde iki seferde önce birer birer tek ilmeğe indirene kadar kesme yapacağız. İlk başlangıç ilmeğimi örmeden aldım. Sırada düz ilmeklerim var. İlk düz ilmeğimi ördüm. 2 ve 3'ü birlikte düz keserek aldım. Arada bir ters. İlk düz ilmeğimi aldım. 2. ve 3.'ü birlikte keserek aldım. İlk düz ilmeğimi ördüm. 2 ve 3. düz ilmeğimi düz keserek birlikte aldım. Artık bakın şişimde bir ters, iki düz şeklinde. Bir ters, iki düz, bir ters, iki düz şeklinde kaldı. Bir sonraki ön sıramızda artık bir ters, bir düz şeklinde kalacak. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Arka yüzde tersi ters, düzü düz şeklinde örüyorum. Ön yüzdeyiz tekrar. Artık iki düz bir ters şeklinde ilmeğimiz var. Bu sırada da kesme yapacağız ve kesme işlemimiz bitecek. Terslerden ilk ilmeğimi örmeden aldım. İki düz ilmeğim var sırada. Onları birlikte keserek düz olarak kesiyorum. Ve tek düz ilmeğim kalıyor. Arada bir ters, iki düz ilmeğimi birlikte kestim. Bir ters, düz ilmeklerimi düz olarak birlikte kesiyorum. Artık bir düz bir ters şeklinde örneğim devam ediyor. Kesme işlemimiz bitti. Bakalım kaç ilmeğimiz kalmış? İlmeğimiz kaldı. 90 ilmeğimiz vardı. 30 ilmeğimiz kaldı. Ne yaptık arkadaşlar? 14 sıra 3 ters 3 düz beyazdan sonra 40-41 sıra 3 ters 3 düz kırmızı ördük 90 ilmekte. Sonra da ön yüzünde önce ters ilmeklerimizi bir ilmek kalana kadar her ön yüzünde birer kestik. Sonra da düz ilmeklerimizi yine ön yüzünde birer şeklinde kestik. Şimdi artık bir düz bir ters olarak ilmeklerimiz var. Kırmızı yünümüzle işimiz bitti. Kırmızı yünümü kesiyorum. Beyaz yünümü ekliyorum. İlk ilmeğim ters. Bir ters bir düz şeklinde 14 sıra öreceğiz. Bir ters bir düz şeklinde ön ve arka kısmında örmeye devam ediyorum. 14 sıra örünce bırakacağız. Yani başlangıçtaki ile aynı olması için
artık kesme işlemi yapmıyoruz. Evet, beyazımızdan 13 sıra ördük. Şimdi 14. sırada kesme işlemi yaparak veremizi bitiriyoruz. Sonra da dikme işlemimiz kalacak. Kesme işlemimizi yapalım. İki ilmeği birlikte kestim. Çıkardım ilmeğimi. Sol şişime taktım. Onu bir sonraki ilmekle birlikte kestim. Tekrar şişe taktım. Yanındaki ilmekle birlikte kestim. Basit bir kesme işlemi. Şişime taktım. İki ilmeği birlikte kestim. İlmeğimi sol şişime taktım. Tekrar bir sonraki ilmekle birlikte kestim. Bu şekilde örgümü kapatıyorum. Son ilmeğimi de kestim. İpimi kestim. İpimi çok uzun bırakmadım. Sadece beyaz kısmını beyaz ipimle dikeceğim. Evet arkadaşlar, şekil bu. Beremizi dikelim. Ha, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ben beremin uç kısmını kapatmayacağım. At kuyruğu beresi yapmak istiyorum bunu ben. Beyaz ipimi yün dikiş iğneme geçirdim. Dikme işlemini yapacağım. Dikme işleminden önce şu iplerimi de iç kısımdan çekiyorum. Şimdi dikme işlemine başlayalım. Şöyle. Şimdi ipim tüylü olduğu için şöyle ayıralım. Şu ilmeklerin şu uç kısımlarından karşılıklı alacağız. Önce şu ilk sağlamlaştırmayı yapayım. Beyaz kısmımız tamam. Şimdi şöyle ipimi sağlamlaştırıp içinden geçirerek bir ilmek geri dönerek kesiyorum.
Şu alt taraftaki beyaz kısmını da şuradaki başlangıç ipimle dikeceğim. Aynı şekilde. Sağlamlaştırıp burada da bir iki kez içinden geçirerek beyaz alttaki beyaz ipimi de kestim. Aradaki kırmızı kısmı da dikince beremiz hazır. İç kısımlardan karşılıklı olarak alıyorum. Kırmızılarda biraz daha belirgin. Bakın ilmekleri, şu ilmekleri, şu başlangıç ipimi de arada götürerek gizliyorum. Evet, ipimizi sağlamlaştırdık. Şimdi şöyle geriye dönerek bir iki ilmek içinden geçirerek kesiyorum. Ve beremiz hazır. Ön yüzünü hemen çevirelim. Evet arkadaşlar. Yılbaşı beremiz hazır. Tekrar söylüyorum. Ucunu toplamadım. At kuyruğu beresi yapmak istedim ama isterseniz ucunu da toplayabilirsiniz. Bir gecede rahatlıkla örebileceğiniz, çocuğunuza ya da hediye olarak örebileceğiniz bir bere.
Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadar. Umarım yılbaşı bere modelimizi beğenmişsinizdir. Eğer modelimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğendim butonuna tıklamayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.